Erdoğan-Bahçeli görüşmesi 15-20 dakika önceden duyurulduysa bir açıklama gelmez. Ama bir hafta sonra siyasette bir şey değişir. Bir şey olur. Bir teklif gündeme gelir ya da gündemde bir teklif varsa onun maddeleri netleşir. Bir aday belki duyulmaya, konuşulmaya başlar. Biz anlarız ki o görüşmede bir şeyler olmuş ve o gün için kamuya açıklanmamış. Ama elimizde bir tartışma var. MHP Devlet Bahçeli'nin öğle saatlerinde bir gün bir tweet ile karşılaştık. İki gün önce. İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu. Şimdi burayı biraz tarif etmek ardından konuklarımı hızlıca söz vermek lazım. Şimdi Ali Yerlikaya İstanbul Valisi'ydi, İçişleri Bakanı oldu. İçişleri Bakanlığı koltuğundan kaldırılan Süleyman Soylu ise bugün parlamentoda bir milletvekili. Şimdi Sayın Soylu döneminde yapılan atamalarda Sayın Soylu'ya yakın olduğu bilinen veya iddia edilen kimileri emniyet müdürleri merkeze çekildi. Bir, iki kıza çektiği polis baş müfettişi olarak başkent Ankara'da görevlendirdik birçok isim emniyet müdürü olarak atandı. Sonra ne oldu? Valiler kararnamesi. Sonra ne oldu? Mafya ve çeteye dönük operasyonlar ve gözaltına alınan özellikle bir isim üzerinden Süleyman Soylu'ya dönük iddialar. Sayın Yerlikaya evet bu konuda net bir resim ortaya koymadı belki. Yani sadece bu konunun üzerine gidiyoruz demedi belki ama kamuoyu bazı mesajları anladı. Eski yeni kıyası yaptı derken biz MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'nun bu tip iddiaların ve suçlamaların göbeğinde olmasını, birçok ekranda tartışılmasını belki de müdahale etmek için, belki de bu konuda desteğini beyan etmek için açıkça 4-5 tweet'lik bir zincir tweet ortaya koydu ve desteğini açıkladı ve kamuoyu da sordu. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nden herhangi bir kurmay Süleyman Soylu'yu sahiplenmemişken Ali Yerlikaya'nın adımları kamuoyunda olumlanırken, muhalefet de çok büyük destek ortaya koyarken biliyorsunuz bir ekonomide bir de iç işlerindeki değişikliklere muhalefet genel itibariyle destek çıkıyor. Ama MHP lideri şimdi savundu. Acaba bu görüşme onunla mı ilgili denildi? Milliyetçi Hareket geçmişte siyaset yaptı. O yüzden Nazif Okumuş'a dönmek isterim. Şifreleri, siyasetçi şifreleri ne anlatıyor merak ediyorum. Tersten sorayım. Herhalde görüşülmemiştir denilse kimse inanmaz. Süleyman Soylu konusunun bir istişare, en azından birkaç yorum karşılıklı yapıldığı tahmini var kamuoyunda. Yanılıyorlar mı? Can Bey o kadar güzel anlattın ki cevabı da verdin aslında. Ama ben de tekrar edeyim. Evet gerçekten Sayın Bahçeli'nin son e, süreçte ortaya koyduğu e, politik üslup biraz daha farklılaştı. Biraz daha uç yapmaya başladı. Yani e, hatırlarsınız, hatırlatayım daha doğrusu insanlar hafızayı beşer nisyanıyla mağlüldür e, Sayın Bahçeli ilk e, insanları e, dikkatini çeken ve hayretle aman Allah'ım bunu da mı talep etti diye dittiren e, isimleri var Sayın Bahçeli'nin. Mesela kim? Ahmet Türk. Ahmet Türk cezaevinde olmalı mıdır dedi falan. Fakat çıkarıldı. Sonra Mümtezer Türken'e. Ki Mümtezer Türken'e ee, başbu Alparslan Türkeş'e bile neredeyse çok ağır ifadelerde bulunmuş. Neredeyse değil, resmen ağır ifadelerde bulunmuş adam. Ben niye yumuşatacağım? Bir hukukumuz var geçmişten ama bizde değil. Yani dava adına, bir siyasi mücadelemiz, ideolojik mücadelemiz adına var. O tercihini yanlış yaptı. Onda birçok televizyonlarda konuşmuştuk. Bir gün pişman olacaksın diyordum. Allah'a şükürler olsun Cenab-ı Allah bizi yanıltmadı. Şimdi Mümtazer e, Türkiye'ye neyi e, içeriden çıkarttı? Sonra bir takım organize e, örgütlerin liderleriyle fotoğraflar verdi. Alaaddin Çakıcı ile işte Sedat Şahin ile e, fotoğraflar verdi. Ve bugün şimdi Süleyman Soylu'ya sahip çıkan bir Bahçeli'yi görüyoruz. Neden olabilir diye ben de sizin gibi kafa yoruyorum. Yani nasıl olabilir? Çünkü Bahçeli gerçekten e, siyaset sahnesinde MHP'nin genel başkanlığına yer aldıktan sonra yumuşak üslubuyla, muhabbetli yaklaşımıyla ve karakteriyle ee, çok saygın bir kimlik olarak insanların karşısına çıktı ve muhatapları, muarazları bile e, onu e, saygıyla andılar. Şimdi, Sayın O Bahçeli gitti yerine başka bir Bahçeli geberdi. O Bahçeli Süleyman Soylu'ya sahip çıkarak belki son zamanlarda Soylu'nun etrafında döndüğünü ifade edilen, ki onu biz söylemiyoruz, bir yargıta savcısı, Ankara eski başsavcısı söyledi. Kamuoyunda hiçbir siyasetçi Süleyman Soylu'ya gidecek bu e, davanın evet. süreci o dedi. ucu Süleyman dokunacak değil mi O dedi. dedi. Dolayısıyla e, niçin e, kamuoyunu sen şey yapıyorsun? Bir virgül koyalım, bir virgül koyalım. Neden... E, bu konuda kamuoyunu bir yönlendiriyorsun bir diyor Nazif Okumuş. Özellikle de bunun televizyon kanallarında işte yorumculardan değil ama temel itibariyle bizzat yargıta üyesi. Sayın Kocaman bu Süleyman Soylu'ya dönük bir operasyondur komplo durma halinde bir açıklama yapınca herkes hakikaten aa öyle mi acaba diye konuşmaya başladı. Dolayısıyla bir yargı üyesinin başlattığı tartışma olduğunun altını çizmek lazım.